Hocam önce fiziği bitir. Matematik ne alaka diyebilirsin. Ama Ales'e gireceğim için bana da bir faydası olacak bunun. Ales'te yani fizik sormuyorlar. Yeteri kadar fizik çözüyorum zaten. Böyle bir iki tane güzel soru olursa zevk alıyorum çözmekten zaten. Matematik çok güzel bir branş geometri. Bakalım mı soruya. Bir pizza firması da bir günde en çok hangi ürünün talep edildiğini belirlemek ve talebe göre ürünün ustasına puan vermek için internette üç ürün arasından bir tane ya da iki tane seçim yapılacak şekilde altı tane alternatif menü belirlenmiş. Bilgiler. Menülerde pizza, çıtır tavuk parçası ve cips vardır. Ulan diyetteyiz canımız çekiyor ya yapmayın şunu. <laughs> pizza. Hmm, güzel. Seçilen ürünün ustasına her seçim için 5 puan verilmektedir. Yani acıktın sınavı çözüyorsun bu soruyu. Hani karşına böyle bir şey geliyor. İnsanın aklı zihni dağılır yani. Peki 5 puan vereceğiz. 2 tane ürünü seçildiği menülerde 2 menünün seçildiği toplam seçim sayısı. Bunu güzel okumam gerekiyor galiba. Baya uzun bir metin. Türkçe sorusu gibi. İki tane ürünün seçildiği menülerde. Yani evet aşağıdaki şu menü mesela, şu sonuç menü. Seçildiği toplam seçim sayısı. İki menünün seçildiği toplam seçim sayısı. Yani 700 artı 340 artı 180 kişi. Ürünlerin tek başına seçildiği menü sayıları ile. Yani sadece pizza, sadece sadece cips, sadece, sadece pizza ve sadece tavuk sayıları ile orantılı olarak ürünlere paylaştırılıp puanlamaya katılacaktır. Hmm. Yani ben bunların sayılarını bileceğim. Toplam şuradaki seçim sayısını, son üç menüdeki seçim sayısını e, işte pizza ve cips seçenler 700 kişidir. Al 700 tane cips, al 700 tane pizza vermeyeceğim. O 700 kişiyi dağıtacağım. Hani böyle şey olur ya. Harçlık dağıtılır evde. Üç kardeşsinizdir. Ben evin en büyüğüm, en şanslıydım. Bana en büyük harçlık gelirdi. En küçüğü de en küçük harçlık. Yani burada dolayısıyla Cips daha çok tercih edilmişse örneğin ona ne yapacağız? Bu 700 kişiyi dağıtırken e, toplam pardon toplam ikili menülerin sayısını dağıtırken daha çok vereceğiz. Peki toplam 1820 kişi menü seçtiğinde tavukların tek başına seçildiği menü sayısı pizza'nın tek başına seçildiği menü sayısının iki katından 60 eksiktir. Buna göre pizza ustası toplamda kaç puan almıştır? Hadi bakalım pizza'nın seçim sayısını vermemiş buna x diyelim. Tavuğun seçim sayısına y diyelim. Şu bilgi var. Pizzanın tek başına seçildiği menü sayısının x'in 2 katının 60 eksiği eşittir tavukların tek başına seçildiği menü sayısı. Y için bu bilgim var. Toplam seçim sayısı 1820 demiş. Burada hepsi yazıyor zaten. 300, 700 daha 1000. 1180, 40 daha 1220, 300 daha 1520. E, 1520 var. Yani y ile x'in toplamı ne kadar? 1820 ulaşmam için. 1520 artı y artı x 1820 yapsın istiyorum. Demek ki bu ne olacak? 300. E, y'yi biliyorum. Hemen y gördüğüm yere 2x 60. Artı x eşittir 300. 60'ı o tarafa attım 360. Buradan 3x 360 ise x eşittir 100. çıktı. Ee, o zaman X ile Y'nin toplamı 300 yaptığına göre Y ne oldu? 180. Tamam. Pizza ustası top, toplam kaç puan almıştır? Şimdi pizzacı şuradan X'i buldum. Ne kadar? diyor? 120 defa buradan seçildi ama cips pizza, işte pizza tavuk şunlardan da birazcık kişi sayısı alması gerekiyor. Y'yi de buradan 180 bulduk. Kenarda dursun. Şimdi ne diyordu? Bak iki tane ürünün seçildiği menülerdeki iki menünün seçildiği toplam seçim sayısı. 700 buradan. 340'ta buradan 1040. 180'de buradan 1220. 1220 kişinin seçim sayısını ne yapıyormuşum? Ürünlerin tek başına seçildiği menü sayıları ile orantılı olarak ürünlere paylaştır. Büyük kardeş daha çok alacak. Büyük kardeş kim? Şimdi ben buradan neyi buldum? X dediğim şey pizzaydı. Y dediğim şey tavuktu. Sadece cips nedir? O da Z olsun mesela. Sadece şey cips 300 kişiymiş. Oo. İşte bu büyük kardeş. Büyük kardeş bu da küçük kardeş. Bunlara bir para dağıtacaksan birini 120 ile birini 180 ile birini 300 ile orantılı. Bunların şu öküz gibi kat sayılar verilmiş. Biz bunu ne yapalım sadeleştirelim. 60'dan bunda mesela 3'ü de 60 ile bölünebiliyor. 60'ın 2 katı. Buna 2A diyelim. Bu 60'ın 3 katı. 3A bu da 5 katı. Diyor ki bunlar biz bu kadar para alacağız. Ben 5A alırım 5 kişi alırım. Sen 3 kişi alırsan sen de 2 kişi alırsın diyor. 1200 kişiyi 1220 kişiyi ne yapacağım demek ki 2A 3A ve 5A diye dağıtacağım. Cips tavuk pizza. Bunları topluyorum. Ne yapıyor? 1220. Ne yaptı? Burası 10A mı yaptı? 10A eşittir 1220. Fıstık fıstık gitti. A dediğim 122. Pizzacının aldığı puanı soruyor. Pizzacı 2A kadar kişi alacak buradan. 122 kişi alacak. İşte tavuk da 3 katı. 366 kişi alacak. Aa 2 katı dedik. 2 katı dedik yanlış yazdık. Ne dedik? 2 katı. 2 <laughs> a 244 yapıyor. Değil mi? Evet 244. 244. 366 daha ne yaptı ya? 500. 610. 610. Bir 610 daha bu. Bu da 610 kişi aldı. Bayağı bir şey aldı yani. Evet pizzacın aldığı puan toplamda Kendisine düşen kişi sayısı çarpı 5. Sadece pizzacılar 120 kişiydi. Bir de bu ikili menülerden gelen 244 kişi buraya attım. O zaman ne yapacağım demek ki? 5 ile çarpacağım bu sonucu. Aa, ne kadar kötü. 600 artı 1000. 1000 oradan geliyor. Şuradan 1000 geliyor ya. Parçalayacağım. 44'de böldüm 200 tane oradan. 4'ünde 20 katı. Evet şunları topluyorum. Yani şöyle dağıttım. 200'le çarptım. 40'la çarptım. 4'le çarptım. Kafadan sarıplamadım. 1820 puan kasmış pizzacı. En düşük puan tabii ki bu. Bitti.